Evet, maç öncesi açıklamalar bu şekilde. Şimdi isterseniz İsmail Kartal nasıl bir 11'le çıkabilir? Biraz saha içini konuşalım, arkadaşlarımızdan da rica edelim. Bir muhtemel 11'i ekrana getirebilirsek acaba Olympiakos karşısında nasıl bir takım göreceğiz? Biraz bunlardan da bahsedelim. Sonra İsmail Kartal'ın Türkiye'de yaşananlarla ilgili yaptığı açıklamalar üzerine de biraz konuşacağız elbette. Sevkler var. Şimdi Livakovic kalede olacak. Osayi, Bekao, Çağlar, Ferdi. Bir tam ekran rica edebilirsem biraz daha net göreyim Tolga. Krunic, Fred, İrfan Can, Şimanski, Tadic ve Batshuayi 11 ile sahada olmasını bekliyoruz. Şu an itibariyle Fenerbahçe'nin. Gürcan Bigit, sizin burada yok bence bu olmaz, bu olur diyebileceğiniz bir değişiklik var mı? Yoksa bu 11'i mi bekliyorsunuz? Osterwolde olabilir burada. Çünkü Osterwolde. ligde cezalı olacağı için Doğru. Çağlar'ın yerine Bir öyle ya da Çağlar'ı olabilir. sağ stoper yapıp Bekao'nun yerine kullanabilir. Yani biraz önce bahsettik ya, rakibin hızlı geçiş oyuncuları var. Yani orada Osterwolde'nin süratinden, hızından faydalanmak isteyebilir. Onun dışında Onun için işte değişiklik beklemiyorsun. Batshuayi zaten Avrupa'da. Krunic mi İsmail mi? Son Bence maç muhteşem Krunic. oynadı Krunic. Bence o şansı verecektir. Yani burada onu oynatmak isteyecektir. Ama bu maçın kilit oyuncusu Şimanski olacak. Yani o ara koşuları var ya Şimanski'nin. Half space denilen. Bekle stoper arasında yapılan koşular var ya. Onlar çok iş yapacak. Neyse, Allah'tan Fred var. Evet. Doğru. Yani Fred bu takımın şeyi, marş anahtarı. Özellikle Şimanski için çok Tabii önemli bir o oyuncu. Tabii rahatlatacak İrfan Can önemli bir oyuncu. Ofansif açıdan baktığımız zaman. Ve Avrupa'da iyi işler yapan bir Batshuayi. Aşağı yukarı. Ona da bir parantez açmak lazım. Doğru. Kadroya baktığımız zaman ben de bu kadronun çıkacağını düşünüyorum. Belki evet Osterwalde olabilir. Orada bir değişiklik olabilir. Onun dışında Krunic'i oynatacağını düşünüyorum. Batshuayi'yi oynatacağını düşünüyorum. Batshuayi zaten Avrupa'da oynatıyor. Şimdi bu maça gelip de kesmesi bence yanlış olur. O yüzden ideal bir 11. Bakıldığı zaman Krunic hakikaten geldiğinden beri gelirken, yani gelirken soru işareti yoktu ama ligin, sezonun ilk başlarında oynadığı maçlarda o soru işaretini verdi herkese. Fenerbahçeliler de dedi acaba dedi işte tutmayacak mı, ama son maçtaki oyunu zaten İsmail Hoca da takdir etti. O yüzden bu akşam Krunic'le başlayacağını düşünüyorum. İyi bir Krunic için Şimanski'yi de rahatlatacağını, Fred'i de rahatlatacağını son maçta oynadığı oyunla gördük. O nedenle evet, Şimanski bence de kilit oyuncu. Ya şu kadroya bakıyorum ben, hakikaten çok iyi bir kadro ya. Yani Olympiakos'un bu kadro karşısında şansının olmayacağını düşünüyorum ben, ama Olmaması lazım daha olmaması doğrusu. lazım, ama aması da var. Yani futbol bu. Bir de yani çok da böyle yabana atılacak bir ekip de değil. Yani Yunan futbolu, evet, bir her ne kadar bizim ligimizde şu an bir çalkantılı dönem yaşasa da, yani bizim ligimize çok yanaşacak bir lig değil. Ama Olympiakos yine bir markadır. Yani ligde zaten bir iki Futbol tane kültürü takımı olan var. bir takım. Kültürü olan bir ekip. Şimdi Fortuna'nın basın toplantısında sözleri ilginç. Fena çok iyi bir takıma karşı oynayacağız diyor. İyi bir kadrosu olan bir takıma karşı oynayacağız diyor. Çok dikkatli olmalıyız. Burada kazanmalıyız diyor. Yani onlar da bence bir tedirginlik yaşıyor. Olympiakos'lu oyuncular. Tabii çok tecrübeli bir de teknik adamları var. Evet. Yani geçen sene filan oynadılar değil mi? Sevilla'nın hocası değil miydi? Evet, şey. Doğru. Evet, Tabii. Sevilla'ydı. Evet. Yani Sevilla'ydı. Sevilla ile final oynadı. final oynadı. Sevilla'da Fenerbahçe eledi geçen sene. Sevilla zaten finallerin Yani takımı yani Avrupa'da. tabii elimizden kaçtı. Öyle diyeyim. Eledi demeyelim de. Tabii Yani canım. ilk başta bitirebilirdi. Fenerbahçe, Sevilla'da da işi. Neyse, kısmet dediğiniz gibi futbol bu. Bir kırmızı kart dediğim gibi, bir oyuncunun ayağı kayar. Bir yanlış geri pas yaparsın. Belli olmaz ya yani. Her şey olabilir. Her şey olur. Yani futbolun içinde muhakkak ki onlar da mesela ligden daha farklı olacaklardır. Ben
şeyin yani o ilk 10 dakika 15 dakika o taraftarla birlikte baskı yapacağını sonra kontrollü oynayacağını düşünüyorum. Bu arada onlar için de ilk yarı final olacak. Ve final Atina'da yani ekstra tabii bir canım, motivasyon tabii, bu. Tabii kesin. Kesin. Ya olsun ne yapalım. Yunan takım bak şimdi Olympiakos hala ligde şansı var. Baktığın zaman puan olarak tabii. 63 ben baktım gelmeden. 63 puandalar yani öyle bir kopma yok. Çok dördüncüler ama kopma yok. Mesela bizim ligdeki gibi de bizim lig kopmuş iki takımmış Fener Galatasaray. Onlar da playoff başladı. Playoff başladı yani. Playoff'ta yakınlar. Yani neyin olacağı belli değil ama ben de Olympiakos'un Avrupa'da final oynamak final oynamaya daha çok istediğini düşünüyorum. Yani bir de çok etken yani kendi ülkelerinde oynayacaklar. Yani bütün belki de şimdi yalnız Olympiakoslar yani değil. Türkiye'de oynanacak olsa Fenerbahçe'nin motivasyonu yani, ikiye katlanacak. Herkes ister. Ben mesela Beşiktaşlıyım. Ben de isterim yani tabii Fenerbahçe final oynasın. Kupayı alsın. Niye istemiyorum yani? Şimdi de istiyorum gerçi. Yani o ayrı bir şey. Ama Türkiye'de oynarsa Fenerbahçe'yi tutacağım yani. Niye tutmayayım? Keza şimdi Olympiakos bugün Fenerbahçe ile oynuyor. E şimdi bütün Yunan halkı Olympiakos'u tutuyor. Yani farklı bir şey bu. Tutmuyorlar. Bakalım söyleyeyim sana. Çok emin değilim evet ben de emin değilim. Bence tutarlar. Hayır şeyde orada var ya işin içinde. Bir... PAOK da var. Tabii. PAOK da var ama abi Türk takımıyla mesela oynuyorlar. Mesela şimdi PAOK'ların hepsi Fenerbahçe'de şu anda. Sanmıyorum ben Türk takımıyla oynuyorlar. Hayır muhtemelen Panathinaikoslular da göz kırpıyorlar. Yani PAOK'lular belki olabilir doğru. Yani şey olsaydı bak bugün maç seyircili olsaydı. Yani Fenerbahçe'nin cezası olmasaydı. Gelirler miydi diyorsun? Tabii canım. Bak orada bir sürü AYK'lı rumum gördüm. Gelirdi Fener, değil Fener mi? Tribününde. AYK'lılar özellikle. Yani AYK'lılar İstanbul'da. Oradan gelmedi değil mi? Kurumda tabii. AYK. Burada yani kurumda. Görürdün orada. AYK'lılar olabilirdi bak onu unuttum. Aradan da Fatih evet. Hoca'nın kafasını da görebilirim. Fatih Hoca neden olmasın? Fatih Hoca gider herhalde bu gider akşam. Gider herhalde evet. Bence gider. Bence de gider. Gider gider. Atina'da şeyde niye gitmesin? Şimdi az önce Trabzonspor maçından etkilenmemiş, hatta bu yaşananlardan olumlu etkilenmiş gibi görünüyorlar dedi Kartal Yiğit. Livakovic'e belki burada bir parantez açabiliriz. Sanki o yaşananlardan biraz etkilendi Gürcan Bilgiç ve Adana Demirspor maçında da oynamadı. İrfan Can'ın talihsiz bir pozisyonu oldu, bir gol yedi ve bu karşılaşmada Livakovic yeniden kaleye geçecek. Nedir beklentiniz? Şimdi, bir de var mı? Bu arada bir istihbaratınız var mı Livakovic ile ilgili? Şu oldu, bu oldu, şöyle bir şey yaşandı. Şimdi Balkan kökenli oyuncularda bir sıkıntı yok. Dolayısıyla Livakovic de yok. Çünkü alışık. Ya orada da tribünlerde. Hele Hırvatistan'da. Biliyorsun Kartal da çalışmıştır. Antrenmanlara giderdik işte. Yugoslav, Hırvat, hocalar, futbolcular. Üç kelime ederler, ikisi küfürdür. Tamam mı?